Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size soğan ekim yapacağız. Şöyle göstereyim malzemelerimizi. Soğanları bunlardan aldık, bilerek yeşillenmiş. Ekimi daha çimlenmesi daha kolay olsun diye. Normalde yemek yapıyorlar bunu. Şu bidonu şu şekilde yanlarından delerek, biz birkaç tane önceden deldik ama hemen hemen her tarafını deleceğiz. Şöyle dik şekilde koyacağız. İçine toprak doldurup yanlardan soğanların filizleri çıkacak. Zaten çıkınca da size gösteririz. Hem hazır toprak hem normal toprağı birbirine karıştırıp o şekilde ekim yapacağız. Şuradaki şu yumurta kabuklarını da toprağın içine ufalayıp gübre olarak kullanacağız. Yazın kalan fazla sebzelerden de eşim gübre yapıyor genelde. Ama denemeyin, ev sinek oluyor. Şöyle başlayalım artık. Ya. Önce bir nasıl deleceğini göster. Şöyle alttan başlayalım. Şöyle soğanın gireceği şekilde delikler açacağım. Tabii sıcak havya gibi bir şey olsa daha kolay olacak. Bu şekilde iki tane delik açtım. Hepsini her tarafa iki delikler açacağım. Soğanları buraya yerleştireceğiz. Dur. Evet arkadaşlar, eşimin desteğiyle şişe deliğimiz bitmiştir. Şimdi kafesini keseceğiz değil mi? Niye? Kafesini. Yok, kesmeye gerek yok. Kum nasıl olacak? Kumu doldurur, yeri keseriz. Geçen sene kesmiştin galiba. Kesirsek daha kolay. Şöyle kesmiştin, hafif. Öyle doldurmuştuk. Ha, istediğim gibi olmadı da. Amatörce bir şey oldu. Daha çok amatörce. Havya olsaydı elektrik havya alacak. Ona daha güzel olur. Küçük küçük delikler açıp daha düzenli, tertipli bir şey yapabiliriz. Bu biraz çok aşırı amatörce oldu. Deneme amaçlı. Şimdi tepesini keselim, toprağını ayarlayalım. Biraz daha yukarıda. Şöyle. O çok aşağı olmadı mı? Şurayı mı? Elinde. Tamam, şöyle şuradan. Çünkü şey nasıl? İyi olmuyor. Tamam. Şimdi kumumuzu katıp dolduracağız. Şöyle boşalt. Önce hazır toprağı boşalt istiyorsan. Ya da onun üstüne böyle serpeleyelim. Niye, ben önce kat kat yapmayı düşünüyorum. O zaman bunu dökelim. Hı. Bu daha önceki yıl
Yaptığımız... Geçen seneki de soğan kutumuz. Yaptığım soğan. Hazır gübreli. Kendi gübresini. Şöyle göstereyim. Bunlar soğanlarımız. Geçen seneki. Bayağı bir verim almıştık yani bunlarda. Damarından dökülmüyor. İçini göster. Şimdi biz başlayalım birazcık. Doldur. Balkonumu kirlettim bu arada. Şurama yıkarsın. Soğuk. Biraz hazır topuz. Bence kenara dök aynı şekilde. Şöyle yapalım yine. Ben bir tane daha toprak almıştım sanki. Var o daha açmadı bunu. Şimdi bazıları olmaz mı olmaz der ama yorumda biz deniyoruz, bildiğimizden yapmıyoruz zaten. Yo, geçen sene yaptık oldu ama. Yok, şeyi yapmadık. Hazır toprakla. Hazır toprak katmadık. Yumurta kabuklarını da bu şekilde araya katıyor. Değerlendirmeden açtık. Yumurta kabuklarını. Kahvaltıdan kalma yumurtalarımız. Bu da marketten aldığımız ufak soğanlarımız bu şekilde. Zaten hazır yeşermiş. Bunlar zaten biz almasak çöp olacak. Çöpe gidecek. Şeyler. Bu şekilde soğanımızı dur. Bir tane daha yerleştirin, onu tam alamadım. Bu şekilde soğanımızı alıyoruz. Değilten şöyle göstereyim. Bunlar küçük kalmış biraz. Şunu al. Şuradan şunu alayım. Şu şekilde soğanımızı deliğin içine itmek suretiyle itiyoruz. Toprağın arasına hafif sıkıştırıyorsunuz. Toprağı da hafif sıkıştırıyoruz. Şu şekilde yüzmeye devam ediyoruz. Eğer zaten derse kesme biçiminden dolayı. Yo, şunları ye. Bak şu küçük. Al. Bu şekilde içine koyuyoruz. Ben geçen sene yaptığımda olmaz falan demiştim de bayağı da güzel olmuştu. Bu şekilde güzelce. Özellikle soğan 11 lira olduğu şu zamanda. Dişim yırtıyor şu şekilde, tekrardan sığmıyor çünkü. Soğanlar tahminimizden büyük çıktı. Kırdı soğanıma. Saplandı içine. Ya, su yanlış yapıyoruz. İçten koysak daha mantıklı olur aslında. Şu şekil. Burayı açıp şöyle içten kafasonadan çalışmaya başladı. Saat Karadeniz'de değiliz. 12'den sonra çalışsın. Bu şekilde içten koysak daha kolay olurmuş. Orayı kes, soğanını kesmesin. Evet. Kırıldı. Burayı şu şekilde çapağını alırız. Evet. Şimdi ikinci katı geçelim. Bak, soğan gitti arada sanki. Yok değilmiş. At içine gübre olarak bir şey olmaz. Şu
çürür içinde gibi olur. Onu göster. Bak benim dediğime geldin. İki toprak birbirine kattı. Daha kolay olur düşündük. Öyle yaptık. Şimdi kinik normalde şu şekilde kesip koysak direkt böyle ettikten eksik 3-4 tane soğan oluyor sadece. Hepsini alıyor. Şurada şuradan çek. Çekemiyorsun. Yok iyi gayet böyle. Koymayalım, çok yakın olmuş. Tamam. İkinci seviye de tamam. İkinci katı doldur. Üstüne toprağı ekleyelim. Şöyle toprağımızla. Çok sert bastırmıyorum değil mi? Yok fazla bastırmayacağım. O zaten toprak şeyden sonra çöker. Aslında suladıkça toprağın zaman içinde çökecek. Evet. Üst taraflar çok sık olmasın canım. Yukarıdan alttan uzayıp yukarı geliyor ya. O zaman üsttekileri şey yapmıyor. Evet. Evet arkadaşlar, şu şekilde bütün her taraf, bütün deliklerin hepsini soğanla doldurduk. Şöyle. Önümüzdeki hafta soğan almamıza gerek yok. Böyle. Zaten yeşillenmişlerdi. Aldığımız özellikle tamam. Zaten. Avantajımız o da zaten yeşil olması. Sarımsak vesaire, nasıl diyeyim, maydanoz, o tarz şeyleri de yatay kaplara ekiyoruz. Onları da yaparız sonra. Sonra bu şekilde. Bunları yaptıktan sonra onları da yaparız. Ben iki tane buraya ekelim mi? Ben öyle düşündüm zaten. İki tane üstte. Süs olsun. Genelde şöyle yapıyorum. Üste iki tane, üç tane üste içiyorum ki. Arkadaşlar boş, bugün soğan gitmesin. Aldım. 3 tane 7,5 milyon. 3 adet soğan 7,5 TL. Bu kötü olmuş herhalde. Olur o. Daha iyi. Bu şekilde üst tarafı ekiyorum ki üstten de verim alalım. Üst taraf hoşa gitmiyor. Evet. Evet çok güzel. Buradan suyu döküyoruz. Bütün hepsi kullanıyor zaten. Onun için zaten soğan aldım.
Onun için zaten şey bir büyük damacana altını kesip damacanamız vardı zaten. Şöyle göster, yerine koyalım. Tamam. Biz güneş alan bir yere balkonun kenarına koyacağız. Şu an burası gölge. Geliyorum, damacana getireceğim. Hala bizim burası kış. Damacana getireceğim. Dur dur. Damacanayı da buradan keseceğim bu şekilde. Şu şekilde. Şu an bu yapacağız. Evet, hazır. Bunun amacı suyu deliklerden su aşağı akıyor. Onu kurtarmak. Hem de mesela bir şey gelip dibine toprak atıyorsunuz. Dibine toprağı koyuyor. Mesela biber bir şeyi filizlendirmek için avantaj sağlıyor. Güzel oluyor. Yani şu dibi de topraklandırıp buraya da soğan bile ekebilirsiniz. Yani biraz yüksek yapıp toprağı bir kat yüksek yapıp buraya da soğan ekebilirsiniz. Kanalımız evet arkadaşlar, soğanımızın ekimi bitmiştir. Yumurtaların yarısını da koymayı unuttuk bu arada. Diğer ekeceğimiz daha soğanlarımız var. Yani. Bunlar filizlensin, bunları da ekeriz. Daha sonra onları da ekeriz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza yine bekleriz. Sağ olun.